Herkese mutlu günler sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet, hemen bir kurlara bakalım. Dolar TL bu sabah yine 29.30 seviyesinden güne başladı. Yayın yaptığımız dakikalarda 29.33 seviyesinden işlem görüyor. Merkez Bankası'nın kontrollü kurda her gün sınırlı artışı devam ediyor. Altının onsu da 2060 dolara çıktı. Diğer taraftan herkesin gözü kulağı en geç Cuma günü açıklanması beklenen asgari ücrette. Asgari ücretle ilgili açıklamalar var. Daha önce faizlerin ne olacağını Abdülkadir Servi'den öğrenmiştik. Şimdi asgari ücretin hangi rakamda olacağını da Cem Küçük'ten öğrendik. Allah'tan AKP'li gazeteciler var ki her şeyi onlardan öğrenebiliyoruz. Diğer taraftan asgari ücret konuşulurken Birleşik Kamu İş Konfederasyonu da açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Açıklanan başka rakamlar da var. Hepsini konuşacağız. Merhaba Bayram Bey. Merhaba İbrahim Hanım. Evet, bir taraftan asgari ücret diyoruz, bir taraftan da açlık yoksulluk sınırı geldi onun öncesinde. Şöyle deniliyor, açlık sınırı 16.483 liraya kadar yükselmiş, yoksulluk sınırı da 47.000 lira sınırına yaklaşmış. Açlık sınırı 2023 yılının tümünde 7.424 lira, yoksulluk sınırı da 20.713 lira artmış. Yani bir yılda artan açlık sınırı 7.424 lira. Bu da yaklaşık yani yaygın olan emekli maaşına tekabül ediyor neredeyse. %80'e yakın artış ifade ediyor aynı zamanda. Farkında Evet, mısınız? %80'e yakın artış ifade ediyor. gerçekten çok. Şimdi Ebru Hanım, devlette rakam şeffaflık olmadığı için rakamlar birbirine giriyor. Neyi nereden ne şekilde değerlendireceğinizi bilemiyorsunuz. Şimdi o kadar Evet. ki bir bakıyorsun devlet diyor ki yok ya enflasyon 61,89 diyor. Burada bakıyorsun %80 üzerinde bir rakam var. Nasıl oldu peki? Nasıl attı o zaman? Anlatabiliyor muyum? Yani bir yılda açlık sınırında ve yoksulluk sınırındaki %80'e yakın artış nasıl olur? Şimdi buna bakman lazım. Şimdi maalesef rakamlar hiçbir şey birbirini tutmuyor. Şimdi 16 bin işte 483 lira bir açlık sınırımız var. Yoksulluk sınırı 47 bin liraya dayanmış durumda. İnsanların, dört kişilik bir ailenin yani beslenebilmesi için en alt seviyede beslenebilmesi için 16.483 lira yalnızca beslemeye para ayırması lazım. Gıdaya para Evet, ayırması lazım. güzel. Bunlar da dedim artık açlık yani tamamen şey olur. Peki asgari ücret ne olması lazım? 16 bin liradan anlaşılıyor Cem Küçük. Ama diyor Cumhurbaşkanımız 17 bin lirasını. Peki 16 bin lira belirlerini varsayalım. Ya da 17 bin lira belirlerini varsayalım. Ne zaman alacaklar insanlar zammı maaşı? Asgari ücrette Şubat'ta. zammı maaşı. Ha, Şubat'ta alacaklar. Değil mi? Şubat ayını rahat geçirirler. Ocak sonunda, Mart sonunda 17 bin liranın üzerine çıkmış olacak açlık sınırı. Dolayısıyla 17 bin lira belirlesen bile yılın geri kalanını açlık sınırının altına geçeceksin. Nasıl geçineceksin o zaman? Onun için bizim Geçinemeyeceksin. yapımızda en az 24 bin lira olmalı diyorduk. Ama yapacakları rakam da 18.500, 20 bin lira arası diyorduk. Demek ki 18.500 lira bile çıkmayacaklar. Ama olması gereken rakam benim 24 bin lira. Şayet ta 60'lardan bu yana, 69-70'lerden bu yana getirirsen şu an 32 bin, 33 bin lira olması lazım. Olması gereken rakam bu. Ama bu olum mümkün değil, yapmazlar. Bunun enflasyon baskısı olacak vesaire diyecekler. Oysa açlık sınırında yaşayan insan enflasyonu artmasına neden olamaz. Bir kere bunu Evet. herkes kafasına koysun. Asker yani yoksulluk sınırı 47 bin neyse 47 bin lira adam ne yapacak? 15 bin lira kira verecek. Evinin gıdasını karşılayacak elektriği vesairesi bilmem zaten 47 bine gitti bu adamın. Asgari ücretin iki katından fazla gelir elde eden bu kişinin, bu ailenin enflasyona katkısı mümkün değil. Evet. Mümkün değil, olamaz. Yani akla hizana aykırı. Birisi izah etsin bana 47 bin lirayla 4 kişi nasıl geçinecek abi? Birisi izah etsin bana. Gecekondu da varsa gecekondu İstanbul'da 10 bin lira gecekondu kirası. Tamam. Kaldı 37 bin lira. Doğru mu 47 bin liradan? 37 bin lira kaldı. İstanbul'da ulaşım en ufak ulaşım 20 lira. Bir durak gidersen 20 lira para ödüyorsun. 2-3 durak git gel 40 lira. Bunu 4 kişiye çarp günlük. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ondan sonra bunu ay 30 gününe çevirdiğin zaman zaten o bitti. Telefon, elektrik, doğalgaz koyduğun zaman bu 37 bin liranın hiçbir şey kalmıyor.
Kaçtığı falan unutun. Bir yerde kahve içmeyi falan unutun. Mümkün değil bundan. Peki bu adam nasıl olur da enflasyona katkı yapar? Birisi izah etsin bak. Mantığı yok, aklı yok. O zaman yok. Enflasyonda hep onun için söylüyoruz. Hedef şaşırtmaca yapılıyor. Klasik iktisat teorisi. Şu an Türkiye'deki enflasyonu açıklayamazsınız. Çünkü klasik iktisat teorisi biz şeyi bozdu, enflasyonu bozmadık. Yani insanlar parayı verdik. İnsanlar parayı verdik. Toplumu genele yaydık parayı. Bu insanlar alışveriş yaptı. Enflasyon yükseldi. Değil. Evet, emisyon hacmi çok yüksek Türkiye'de. Bir türlü düşmüyor. M1, M2, M3 dediğimiz. Para arasın. Düşmüyor. Her ne kadar faizler artıyorlarsa da düşmüyor. Amerika'da 9.7 trilyon dolardı. Amerikan Federal Merkez Bankası'nın büyüklüğü. Şu an 7 trilyon 850 milyar dolara indi. Bakın orada indi. 9'dan 2 trilyon dolara yakın bir iniş var. Türkiye'de bu yok. Bunu göremiyorsunuz. M1 ve M2 o grafikleri ben birkaç gün içinde inleyeceğim. Dolayısıyla Türkiye'de bu para genişleyen para arzı, hayır daraltılmayan para arzı da bütçede de görüyorsunuz. İşte bütçe büyüklüğü 2 yılda 1.6 trilyonlardan 11 trilyon liraya çıkmış. Bunu da görüyorsunuz zaten. Evet. Dolayısıyla bu genişleyen para halka gitmiyor. Zaten sıkıntı burada başlıyor. Bunu nerede görüyorsunuz? Gelir dağılımı bozulumunda görüyorsunuz. Baktığınız zaman asgari ücretin 2 katından az para alan insan çalışan sayısı %58. Hadi bakalım işte. Nasıl olacak? 3 katı dersen 7 bin lira gelmedik. Bakın yoksulluk sınırına gelmedik. Yoksulluğuna gelmek için 4 katı demen lazım. O zaman %90'lara çıkar. O zaman bu insanlar nasıl yapacak? Nasıl bu insanların enflasyona katkısı olacak? Mümkün değil ki. Nasıl bunu hedef yaptırıyor? Onun için asgari ücretin en az 32 bin lira olması lazım. Olur mu? Olmaz. 20 ile 18.5'da 24 arasına razıysa ama o da olmayacak gibi görünüyor. 17'ye bağlayacaklar. Burada peki özel sektör bunun altında nasıl kalkacak? Geldik oraya şimdi. Evet, bir de işin o tarafı var. Dolayısıyla ben bu sene enflasyon rakamlarının tutmayacağı kanısındayım. Bir tek Temmuz, Haziran, Ağustos'ta o vergilerden gelen aylık %8-9'lar artışlar aşağı doğru gider. 5'e 5.5'a iner. Onun enflasyona aşağı doğru basmış görünür. Baz etkisi düşmüş enflasyon görünür. Ama hayat pahalılığı böyle füze gibi gider. Yıl sonuna kadar da gidecek. Evet. Kimse kalamaz. Enflasyon deyince benim aklıma gelen, Türkiye'de gelen isimlerden birisi de eski bakan Nurettin Nebati. Her şey çok iyi olacak diyordu ama ekonominin iyiye gittiği iddiasını gözlerinin ışıldısıyla açıklıyordu. Nurettin Nebati'nin aile şirketleri İstanbul'daki 3 şubesini de kapatmış. Bunu da söylemiş olalım. İşte ekonominin ne kadar iyiye gittiğini herhalde şimdi biraz daha iyi anlamıştır. Demek ki Sayın Nebati'nin de gözlerindeki ışık sönmüş. Sönmeye başlamış. Evet. Peki rakamlar da geldi. Sanayi kapasite kullanım oranı açıklandı. Merkez Bankası açıkladı. Gerilemiş görünüyor. 2023 yılının Aralık ayında imalat sektöründe mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre kıyasla 0.2 puan azalarak %77.3 seviyesine gerilemiş. Peki bu rakam için ne söyleyeceksiniz? İmalat sanayi önceki aylara daha da düşecek. Onu söyleyebilirim. Daha da düşecek. Neden? Krediye erişim zayıflıyor, giderek zayıflatılıyor. Evet. Ekonomisi olması için. Bir etken bu. İkinci etken tüketim düşüyor içeride. İnsanların alım gücü iyice düşüyor. Bu başka etken. Diğer taraftan insanların, firmaların dövizlerine koyuyorsunuz. İhracat, ham madde ithalatı zayıflıyor. Bu da bir etken. Dışarıda bir de pazar var. Dışarıdaki pazar daralıyor. Bizim en çok ihracat yaptığımız pazarlar daralıyor. Bunu zaten imalat sanayi daralacağını ve daralmaya devam edeceğini hep söylüyoruz. Tanka daralacak şimdi. Çünkü önümüzdeki günler Avrupa için çok zor. Bizim en büyük pazarımız Avrupa. İhracatın yarısından fazlasını Avrupa yapıyoruz. Bu önümüzdeki dönem için, ihracatçı sanayi için çok zor durum. Dolayısıyla satamayacağınız malı bu sefer üretimini düşünmeye başlıyorsunuz. Bir sürü etken var. Bir, maliyet müthiş bir artıyor maliyetleri. Şirketlerin öz kaynakları yetmiyor. Sermayeleri yetmiyor. Bunu krediyle takviye müdür, kredi faizleri hem yüksek hem krediye erişemiyor. Yüksek olsa da erişemiyor. Bu da var. Dövizine değer koyuyorsun. Birçok köşeye sıkıştırıyorsun. İthalat yapamıyor. %80 bana vereceksin diyorsun.
ithalat yapamıyor. İhracat yapmıyorsun, dış pazar daralıyor. Evet. Orada da diğer ülkelerde de var. Peki bu durumda ne yapacak? İmalat sanayinin daralacak. İmalat sanayinin daralacak. Ne olacak? İşsizliğin artacak. Vergi toplamakta zorlanacaksın. Çünkü iç pazar da daralacak. İhracatın dövizde sıkıntı çekmeye başlayacaksın. Maalesef önümüzdeki dönem hiç iç açıcı olaylara gebe değil. İşsizlik çok artacak. Benim en çok ilgilenen kısmı o kısım. Vatandaş, ücretli kesim. Evet. İşsizlik artacak. Evet. Peki hep yabancı yatırımcı diye konuşuyorduk. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran var. O da bu politika faiziyle ilgili bir açıklama yapmış. Diyor ki şu an faiz seviyesi yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmesi için yeterli. Ben 42,5 seviyesinin bunun için ideal bir seviye olduğunu düşünüyorum diyor. Hakan Bey'in dışında bunu düşünen var mı acaba, ne dersiniz? Valla ben de çok merak ediyorum. Hakan Bey eskiden böyle düşünmüyordu. Ne oldu Hakan Bey bilmiyorum. Ama 42,5 yetmez. Neye yetmez? Türkiye Arjantin'den sonra negatif faiz veren birinci ülke. Arjantin bir, Türkiye ikinci ülke. Ha? Senin açıkladığın 42,5'lu faize rağmen enflasyonun senin 61,89. Şimdi biraz daha 60 olacak. Aradaki farkı, yabancı salak mı? Niye gelsin zarar etsin? Aradaki farkı. Niye zarar etsin? Ya reel faiz vermiyorsun kardeşim. Dünyada vermeyen iki ülkeden birisin. Birisi Arjantin, birisi Türkiye. Adam niye gelsin? Ya ben diyecek adam geldi. Bugün kurdan bozdurdum. Kurun geleceği nerede olacağını bilmiyorum. Ben aradaki 15 puan zarara razıyım. Niye çekecek? O Türkiye kalkıyorsunuz. Bak sermaye. Ya şimdi dalga geçer. Bu tür konuşmalar. Gerçekten. Şey değil. Yani siyasetçiler yaranmak için konuşmalar. Bunun bir mantığı yok. Aklı uygun tarafı yok. Negatif faize adam niye gelsin? Bana izah etsin birisi. Amerika geri zekalı o zaman. Yani aptal Amerikan Federal Merkez Bankası enflasyonun 3.4 olduğu yerde 5.5 faiz veriyor. Salak mı bunlar? Öyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil ki. Kusura bakmayın ama şimdi bu tür şeylerle insanları yanılgıya itiyorlar. Bu yanlış. O zaman Amerika düşürsün. Dünyanın güç devleti ya. Niye Amerika veriyor yüksek pozitif faiz veriyor? Aptal mı? İngiltere niye veriyor? Avrupa Birliği ülkeleri niye veriyor? Ha böyle bir şey olabilir mi? Şimdi kusura bakmasın. Sayın Merkez Bankası Başkanı dedi gibi kardeşim enflasyon Türkiye'de %100'ün çok üzerinde. Bunu aksini iddia eden varsa gelsin konuşalım. Gelsin konuşalım o zaman. Aha bütçe büyük. Ne gidelim. 1.2 senede 1.6 trilyondan bütçe büyüklüğü 11 trilyon nasıl çıktı? Aradaki para ne oldu o zaman? Evet. Her sene diyelim ki enflasyon bundan dediği çıktı ya. Her sene %80 çıktı varsa. 2 senede %80 büyük. 2 katına çıksan 3.2 yapar. 3 katına çıksan 4.8 yapar. 11 trilyon da kardeşim. Özellikle aradaki parayı kim yiyor o zaman? Bana birisi sabır sorsun. Ya bunun mantığı yok şimdi. Uymuyor. Çarpıyor mu böyle hiçbir şeye de sığmıyor. Hiçbir kafa sığmıyor bu. Yanlış yani. İnsanları yanıltmanın bir alemi yok. Türkiye'deki enflasyon %100'ün çok çok üzerinde. Bu da önümüzdeki dönemde parasal sıkılaşma beraber çok büyük bir daralma getirecek. 2024'te herkes kavrulacak. Bakın çok net. Dünya evet sıkıntı çekecek. Biz o dünyadan 10 kat daha fazla sıkıntı çekeceğiz. Maalesef üzgünüm. Kusura bakmayın. Rakam, bütçe rakamları bunu gösteriyor. Bu bütçeyle senin enflasyonu düşürme şansın yok. 1.6 trilyon dolar iki senede bütçeyi 10 trilyona çıkaracaksın. Sonra enflasyonu düşürdüm diyeceksin. Yok öyle bir şey ya. Öyle mantık yok yani. Şimdi kimse kusura bakmasın. Evet. Peki sizi de sinirlendirdik. Bugün de böyle noktalayalım. Yarın görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın. Yani sinirlenmek değil Emre Hanım. Yani şey, aklı var ya. O zaman yanlışı sürüklemeyin insanları ya. Vatandaşı yanlışı sürüklemeyin. İnsanlar ona göre tedbir alsın. Haklısınız. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.